Piyasa Hattı ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertan. Bugün Piyasa Hattı programının ilk bölümünde BİSİ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kefeli bizimle olacak. Tekstil sektörünü konuşacağız kendisiyle. Özellikle içerideki talep, bir yandan ihracat pazarları. Bunlar önemli mi? Bunu detaylandıracağız. Yine programın ilk bölümünde TEB Araştırma Müdürü Erdem Kaylı bizimle olacak. Kendisiyle de havacılık sektöründe son gelen bilançolar, TAV ve Pegasus'un ilk çeyrek karı açıklandı. İkinci çeyreğe dair beklentiler nasıl? Türk Hava Yolları'nda henüz bilanço gelmedi ama buradaki beklentiler ve Nisan havacılık rakamlarını konuşacağız. Ve son olarak da bugün grafik düellosunda Gizem Uzuner'le beraber altın yatırımcısı nelere bakıyor? Bundan sonra altında yükseliş devam eder mi? Ve küresel varlık fonu raporu geldi. Hem Türkiye'nin ve dünyadaki diğer varlık fonlarının yatırım tercihleri, kurumsal yatırımcıların yatırım tercihleri nasıl şekilleniyor? Bunu da Gizem'le detaylandıracağız. Şimdi gidelim önce bir piyasalara bakalım. İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu olacak karşımızda. Tuncay, hoş geldin yayına. TL varlıklar için pozitif bir haftaya başladık aslında. Neler söylersin? Hem kurdaki düşüş hem borsadaki bu iyimserlik ne kadar devam eder ve senin dikkatini çeken hisseler, sektörler var mı bu iyimser havada? Evet, selamlar öncelikle. Yani aslında iyi bir gün, güzel bir gün. Her şey yukarıda yükseliyor. Baktığımız zaman Avrupa'da Almanya endeksinde güzel bir yükseliş var. Amerika'da future'lar yukarı gidiyor. Gelişen ülkelere baktığımızda Hindistan haricinde hemen hemen hepsi yukarıda. Yani biz de bunun içerisinde dahil olmak üzere işte Rusya'da %3'lerin üzerinde bir yükseliş var. Güney Afrika'da iyi hareketler var. Malezya iyiydi. Bizde de bu rüzgara tamamen uyumlu bir şekilde yukarı bir yükselişimizi yaşıyoruz aslında. Yani bize has, bize özel bir yükseliş olduğunu söylemek zor. Güzel bir gün ve o nedenle yukarı yükseliyoruz. Hep şunu biz ifade ediyoruz. Yani bir tarafta iyimserlik var, öbür yanda da bir endişe var. Yani piyasalar bu iki ruh halinin arasında kah yükseliyorlar, kah satışlar oluyor. O nedenle şimdiden yani bu şu anki yaşanan yükselişler sürdürülebilir şeklinde bir yorum yapmak da bence çok erken olur ve de yanlış olur. İki gün sonra tekrar satışlar etkili olabilir. Bu şekilde böyle çok fazla yükselişler ve düşüşlerin olduğu bir süreç yaşamamız mümkün. Ben açıkçası 50 haftalık ortalamanın olduğu 103 bin seviyesinin üzerine endeks yerleşmedikçe bu yükselişlerin bir sürdürülebilir ve orta vadeli olabilecek bir yükseliş olduğunu söyleyemem. Erken olduğunu düşünüyorum. Ve S&P endeksi içinde 3 bin seviyesi aslında bizim için önemli. Şimdi önemli bir durum var. O da şu, petrolde bir yükseliş var dikkat ediyorsanız. Bu tabii ki olumlu olarak algılanıyor şu anda. Bizim için de biraz erken oldu. Yani biz petrolde bir toparlanmanın olabileceğini öngörüyorduk ama yani bu kadar şimdiden bu şekilde 50 günlük ortalamaların üzerine yükselen bir yükselişten de olacağını da tahmin etmiyorduk ama altındaki yükseliş ve en önemlisi Amerikan 10 yıllık faizlerinde halen daha bir yükselişler yok. Yani petroldeki o olumlu ve ılımlı havayı ABD 10 yıllık tahvil faizleri şimdilik çok fazla onaylamıyor. Bu da bizim için daha henüz hala bu yükselişlerin sürdürülebilir olmadığını da çok iyi de ifade ediyor. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Belirli bir sektör yok. Yani bugün çimentolarda biraz hareket var OYAK grubunda. Bildiğin gibi Perşembe günü birleşme işlemi bitmiş olacak. Perşembeden itibaren Mardin çatısı altında artık tek bir hisse senedi olacak. O yüzden şu aralar oralarda bir yükseliş var. BİMAŞ endekse en yüksek desteği veren şirketlerden birisi. Onun çok çok önemli bir etkisi var bugün. Aselsan, bankacılık endeksi çok değil ama yine de yukarı doğru bir hafif bir ılımlı bir havası var. Şimdilik bu şekilde takip ediyoruz. Kurda da aynı şekilde global anlamda ılımlı bir gün yaşıyoruz. Yani Hindistan rupisi haricindeki diğer bütün gelişen ülkelerde de olumlu seyirler izlediğimizi söylemek mümkün. Ruble neredeyse %1'e yakın aşağıda. Güney Afrika randı ya da zar, öyle de ifade ediyoruz biliyorsun, %0.60 gibi bir düşüşümüz var. Biz de bu rüzgarla birlikte
aşağı yönlü bir hareket yapıyoruz ama 6.75'lerde 50 günlük ortalama var. Orası biraz zor bir seviye. Yani o seviyenin daha da aşağısına düşmesi için küresel anlamda gelişen ülkelere yeniden bir giriş oluyor olması lazım. Şu anda bile gelişen ülkelere bir giriş olduğunu da söylemek mümkün. Yalnız bunun çok yüksek olmadığını da tahmin ediyoruz. Ufak ufak ara ara girişler de izlememiz mümkün olabilir. Şimdilik fikrimiz bu. Yani endeksteki bu yükselişte 103 binin üzerine yükselmedikten sonra sürdürülebilir olmadığını düşünüyoruz. Tekrar ifade ediyorum. Ama hisse bazlı hareketler yine devam edebilir. Peki Tuncay, şunu da soracağım sana. Bir yandan bu temettü politikalarına ilişkin tabii ki bazı istisnalar vardı. Son gelen değişiklikle beraber aslında onların da kapsamı genişletildi. Aslında bir nevi istisna kalmadı gibi bir şey temettü politikalarında. Yani hem normal şirketler için hem de halka açık şirketler için oldukça önemli bu karar. Sabah biraz ne anlama geldiğini Behra Doğaner'le konuştuk ama yatırımcı açısından ben bir kez daha sormak istiyorum sana. Yani bazı hisselere sırf temettü politikasından dolayı yatırım yapan yatırımcılar da var. Uzun vadeli yatırımcılar. Evet. Bunların yatırım tercihlerini değiştirecek mi sence bu düzenleme? Yok, hayır, çok fazla şey yapmaz, etkilemez. Önemli olan yani temettü için yatırım yapan birisi bir yıl için yapmaz. Çok daha uzun vadeli olarak yapar. O nedenle bizim için önemli olan o şirketin temettü ödeme geleneğinin devam ediyor olup olmaması olacak. Bizim için de bunlar önemli olacak. O yüzden ben yani uzun vadede temettü yatırımını çok fazla etkileyeceğini zannetmiyorum. Tuncay, çok teşekkürler aktardıkların için. İntegral Yatırım Menkul Değerler'den Tuncay Turşucu'nun görüşlerini aldık ve hemen buradan geçiyoruz. Bugün stüdyo konuğumuza BİST Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kefeli bizimle. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayına. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz böyle bir dönemde katıldığınız için. Şimdi BİST özelindeki hikayeyi elbette soracağım size markanız özelinde. Dedim, evet, sağ olun. Ama öncelikle isterseniz izninizle birazcık sektörü konuşarak başlayalım mı? Çünkü gerçekten hazır giyim ve tekstil sektörü için hem tüm dünyada hem Türkiye'de Covid'in etkileri sert hissedildi. Nasıl geçti bu iki ay sektör için? Efendim, iki ay tabii ki sektör için biz birçok alanımızı kapalı tuttuk tabii ki. Mecbur kaldık kapalı tutmaya. Yaz sezonunda tabii ciddi hazırlık yapmıştık. Bu hazırlıklarımız şimdilik beklemede, ürünlerimiz. Bunları artık seneye yazı herhalde çıkartacağız. Bilmiyorum bütün sektör nasıl yapacak. Çünkü şimdi bayram sonrası her taraf açılacak. Her taraf açıldığı zaman mallarımız direkt indirime sokamayız tabii. Yani %20-30'unu biz sokmayı düşünüyoruz. Geri kalanları seneye bırakmayı düşünüyoruz. Peki burada birkaç tane unsuru var. Yani talep konusunda zaten sıkıntı var. Biliyoruz bunu. Yani AVM'ler kapalı, cadde mağazaları kapalı. Öte yandan arz tarafına gelindiğinde biraz maliyet baskısı olur mu? Kur yükseldiği için deniliyor. Ve elbette ihracat pazarlarındaki daralma. Bütün bunları değerlendirir misiniz? Yani hem içerideki talep hem de ihracattaki daralma ve maliyetleriniz nasıl arttı? Tabii biz sektörel bazda biz 3-4 ay evvelden hazırlandığımız için bu kur baskısından kısmen etkilendik. Hı hı. Tam etkilendik diyemem. İhracat olarak ben çok ümitliyim. Yani çünkü bu Çin'de çıktı biliyorsunuz bu virüs. Şimdi bizim en büyük üretim şeyimiz Çin'di. Yani bütün dünyanın. Şimdi bize kayacaktır bu. Ben ümitliyim. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani yeni düzen, yeni Türkiye artık böyle büyük adetler, büyük şeyler değil, daha butik tarzlı, daha katma değeri yüksek ürünlere doğru yöneleceğiz. Biz zaten firma olarak da öyleyiz, BİST olarak biz butik bir firmayız. Peki burada Mustafa Bey, özellikle tabii stoklar da merak ediliyor. Zaten söylediniz, yani şu an hali hazırda bir talep olmadığı için dolayısıyla yeni arz yaratmadınız ama stok olarak çok sizce sektörde stok birikti mi son bu 2-3 ay içerisinde? Birikti tabii. Çok stok var.
Şimdi efendim bu dönemde biz geçen seneyi çok güzel kapattık. Sektör olarak da biz firma olarak da geçen seneyi %30 büyüyerek bitirdik. Bu sene Ocak, Şubat aynen trend devam ediyordu. Mart'tan itibaren birdenbire tabii durdu her şey. Stok var. Tabii bütün şirketlerin bilançoları bozuldu şu anda. Ama biz alışığız. Çabuk çıkarız diye düşünüyorum. Dünyada en dinamik firma şeyiz. Dinamik ülke biziz. Yani ne ülkede ne badireler atlattık değil mi efendim? Düşünün. Ben 1974 yılında İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldikten bu yana onu öyle bir düşünüyorum, ironi yapıyorum. Efendim darbeler atlattık, ekonomi krizler atlattık, felaketler atlattık, depremler atlattık. Bir sürü göç dalgaları oldu. Bunların hepsinden deneyimimiz var bizim. Dolayısıyla bu yeni bir şey, bu yeni bir ekonomi sarsıntı. Biz bunu aşacağız. Ama bu arada devlet bankalarımız da iyi ki varmış diyorum. Devlet bankaları da tabii arkamızda durdular. Buradan teşekkür ediyorum hepsine. Biz bunu aşacağız. Ben karamsar değilim hanımefendi. Çünkü Türkiye bir cazibe merkezi olacağına inanıyorum. Şimdi Mustafa Bey, elbette temenniler çok önemli. Fakat biraz var olan problemi analiz etmek gerekiyor ki öncelikle bu probleme yönelik çözümler, somut adımlar atılsın. Bu çerçevede siz dediniz ki yani 40 yıl aşkındır bu sektördesiniz ve bu pandemi riskinin, bu sağlık krizi diyelim, COVID riskinin tüm dünyayı tehdit ettiği ve daha önceki krizlerden farklılaştığı aşikar. Dolayısıyla hazır giyim ve tekstil sektörü için nasıl bir dönüşüm olacak bundan sonra? Yani ihracata mı daha fazla olanak verilecek, markalaşma mı? Yani COVID sonrasındaki dönemde şimdiye kadar neleri eksik yaptık, neleri telafi etmemiz gerekir? Şimdi efendim, şimdiye kadar neyi eksik yaptık? Biz ülkemizde özellikle AVM bazlarında eşit şartlarda değildik. Yabancı markalar hep bizim önümüzdeydi. Onlara iyi yerler verildi, onlar yatırım desteği verildi. Efendim onlara kirasız oturdular veya çok cüzi kiralarla bu bedelleri biz üstlendik. Şimdi bu bundan sonra olamayacak. Böyle bir şey olamaz. Artık eşit şartlarda olmamız lazım. Yabancı markalar, yerli ve milli markalar çıkarabilmenin yolu bu. Eşit şartlar. Şimdi AVM yatırımcılarını ben anlıyorum. Tabii onlar da büyük yatırımlar yaptılar. Kiraları temlik ettiler. Fakat yani kazan kazan dönemine geçmemiz lazım. Yani bir markalar da kazanması lazım. Kazanmadan olmuyor. Şimdi markaların içi boşaldı. Bu geçmiş dönemde o bir rüzgar vardı. Düşünün hanımefendi, Bakırköy'de bundan 15 sene evvel bir tane AVM varken bugün 12 AVM var. Yani 12 kat nüfus artmadı ki veya pazar artmadı ki. Bunlar bir regüler düzenine girecek diye düşünüyorum. Hükümetimiz de bu konuda ciddi çalıştığını temenni ediyorum, inanıyorum. Artık yerli markalarımızda bir desteklenmesi gerekiyor. Biz şu ana kadar açıkçası çok destek görmedik. Ama bundan sonra göreceğize inanıyorum. Peki burada tabii finansman tarafının önemli olduğunu vurguluyorsunuz ve kamu bankaları destek oluyorsunuz bu süreçte. Şimdi bir var olan borçların... Tabii burada şu ayrımı da iyi yapmak lazım. Hani takdir edersiniz ki sektörde de şöyle bir sıkıntı oldu. Yani en son sermaye enjeksiyonunu konuştuk kamu bankalarına. Adı üstünde kamu bankaları olduğu için arkalarında bir hazine garantisi var. Dolayısıyla gerektiğinde o sermaye enjeksiyonu da yapılabiliyor. Ama özel bankaların görev zararı, bilanço zararı yazma gibi lüksleri yok. Ya da arkalarında bu tarz bir sermaye enjeksiyonu yapabilecek bir otorite de olmadığı için bu anlamda. Oradaki süreç kamuya göre biraz daha ağır ilerledi. Ama benim merak ettiğim şey şu Mustafa Bey. Yani finansmana erişimde var olan borçların yapılandırılması mı daha elzem? Yeni finansmana, yeni krediye ulaşmak mı mevcut nakit akışı için? Şimdi var olan borçların ve var olan vergi, SSK dahil ve banka borçlarının mutlaka yapılandırılması gerekiyor. Şu anda bizim üzerimize kimse gelmiyor. Ama
Bu 1 Haziran'dan itibaren artık öyle gözüküyor ki her şey normale doğru gidecek. Yani bu zaman üzerine gelinirse sektör bunun altından kalkamaz. Mutlaka onun için bir çare düşünüyorlardır. Ben buradaki kamu bankaları şuydu. Tabii kamu bankaları kar gözetmeksizin sektörleri ayakta tutabilmek adına var olan bankalar. Diğerleri ticari bankalar. Tabii ki kar etmeden görev zararı yazamazlar. İyi ki diyorum ki iyi ki kamu bankaları varmış. Yani en azından nefes aldık. En azından herkes çeklerini ödedi. Efendim maaşları ödendi. Bu şeyler ödendi yani. Peki Musa Bey, bu nakit akış sıkıntısındaki en temel unsur nedir? Yani siz mesela BİSO olarak alacaklarınızı tahsil etmekte zorluk çekiyor musunuz son birkaç aydır? Çekiyorum tabii. Benim yurt dışından hiçbir alacağımı alamadım. Bu oldukça önemli. Biraz pazarları söyler misiniz? Mesela hangi ülkelerde en büyük sıkıntı var alacağınızı tahsil edemediğiniz? Belçika, Almanya, Fransa, efendim Orta Doğu, buralardaki hiçbir müşterimden hiçbir euro veya dolar tahsilat yapamadım. Çünkü nasıl yapayım? Yani çok da büyük alacaklarım var tabii. Bunlar yıllardır çalıştığım müşteriler benim. Ama bunlar da kapalı. Bunlarda da iş yok. Yani çarklar orada da dönmeye başlasın. Ki hemen birdenbire de yani tahminime göre ilk açtığımız zaman geçen seneki ciroların %30'unu, bu dünyada da aynı, %30'unu yapabileceğiz. Şimdi Çin'i takip ediyorum. Çin'de bir marka efendim 100 bin dolar ciro yaparken daha bir ay olmuş, 25 bin doları geçememiş. Demek ki bu bütün hepimizde aynı sirayet edecek. Yani biz geçen seneki cirolarımızın %25'inde kalacağız. Bu cirolarımızın %25'i demek bu kiraya yetmiyor. Yani onun için kiralar mutlaka... Dolayısıyla pardon, ciroda %70'in üzerinde daralma bekliyorsunuz değil mi? Doğru anlıyorum. Daralma bekliyorsunuz. Bu bir reel, bu bir gerçek. Yani bir de biz tabii giyim sektörü olarak şu anda insanların en son aklına gelebilecek sektör. Yani gıda ve sağlık şu andaki insanların birinci önceliği. Giyimi düşünün efendim, yani keyfe keder bir şeydir bu. Peki Mustafa Bey, şimdi bu az önce bahsettiğiniz konu çok önemli. Yani bu Avrupa pazarlarından tahsilat konusu. BİSO olarak toplam cironuzun içerisinde yüzde kaçı ihracattan geliyor? %60'ı ihracattı efendim. Peki bu %60'ın ne kadarı Avrupa'dan ve tahsilat sorunu yaşadığınız ülkelerden? Valla %60'ının içinde tekrar 100 birim bazına koyarsak %90'ı Avrupa pazarı. Büyük bir çoğunluğu Avrupa pazarından. Alacak sigortası gibi ürünleri kullanıyor musunuz? Yani riski yönetmekte alacak sigortası ve benzeri risk yönetim araçlarını? Tabii kullanıyoruz. Kullanıyoruz. Fakat ben firma olarak konuşayım. Yani benim müşterilerim çok eski ve çok uzun yıllardır birlikte çalıştığımız için benim herhangi bir endişem veya param batacak diye bir korkum yok. Sadece o insanlar da çok zorda. Vade uzadı çok, o zaman. Tabii onlar da çünkü çok büyük mallar yapıldı, çok stoklar doldu, hepsinin ellerinde kaldı. Mesela Belçika'da çok büyük bir müşterim var, konuşuyorum devamlı kendisiyle, Oliver'le. Diyor ki, vallahi diyor ne yapacağımızı şaşırdık diyor. Yani şu anda diyor benim diyor 15 milyon euronun üzerinde stoklarım var diyor depolarımda diyor. Bunu diyor çevirmem lazım bir şekilde diyor. Birbirimizi bu şekilde bütün dünya aslında tek vücut oldu gibi bir şey yani. Artık herkes birbirine destek olarak bu dönemi atlatacağız. Ben öyle düşünüyorum. Peki yani şimdi, moralimizi bozmayalım diyorum efendim. Moral her şeydir. Peki şimdi kısa çalışma ödeneğine başvurdunuz mu? Ve ne kadarlık bir istihdam kaybı var BİSO'da şu an? Valla istihdam kaybı olarak bizim şimdi bütün maske fabrikamız full gece gündüz çalışıyor. Onun dışındaki fabrikalarımız hepsi kapalı. 1 Haziran'da açacağız bunların hepsini. Şu ana kadar devletimiz bize onların bir kriterleri var. Efendim işte hemen işe aldığın insanı vermiyorlar tabii de onları da biz kendi firma olarak karşılıyoruz.
Yani diyebilirim ki maaşlarımın ben %50-60'ını devlet bana destek oluyor. Geri kalan da ben kendi imkanlarımla ödüyorum. Ama bunu sürdürülebilir mi? Bilemiyorum. Yani, İnşallah bu. Şimdiye kadar peki ne kadar yani işten çıkarma ve işten çıkarma gibi bir yola başvurmak zorunda kaldınız mı Mustafa Bey? Hayır. Ama sürdürülebilir olmadığını söylüyorsunuz. Ama sürdürülebilir değil tabii. Bu düzelecektir. Çok ekonomi bakanımız da gece gündüz çalıştığını biliyorum. Ben çünkü banka genel müdürleriyle sohbet ediyorum. Gece gündüz çare arıyorlar. Yani aşacağız diye düşünüyorum efendim bu işi. Bir de ben yani Türkiye'nin gerçekten cazibe merkezi olacağına inanıyorum. Çünkü bu sağlık yatırımlarımız bizi şu anda dünyada bir parlayan yıldız yaptı. Bunun arkasını doldurabilirsek güzel olacağını diye düşünüyorum. Peki ilk bu vakalar Çin'de ortaya çıktığı için Çin'e karşı bir tabii ki rezerv var. Öte yandan ticaret savaşlarından dolayı da zaten bir sıkıntı vardı Amerika-Çin arasında. Bu sebepten ötürü sizce Türkiye başta Avrupa olmak üzere diğer büyük markaların üretimini biraz daha üzerine alabilir mi? Örnek veriyorum mesela Inditex Group, yani sektörde büyüklerden bir tanesi ve Türkiye Inditex'e ürün üretiyordu. Covid sonrasında Türkiye sizce biraz daha öne çıkabilir mi rekabet olarak? %100. Çünkü efendim biz bir defa mesafe olarak çok kısayız. Bugün Çin ucuz gözüküyor fakat Çin'in kalitesi malum. Yani bizim Türkiye'nin kalitesinin daha yarısında. Fakat en büyük dezavantajları mesafe, yol. Çin yani Türkiye'nin en büyük avantajı küçük adetlerde yapabiliyor, büyük adetlerde yapabiliyor. Bugün Çin'de küçük adetleri yaptıramazsınız efendim. Çin'de konteyner dolmadan bir geminin bir bölümü dolmadan ürün yaptıramıyorsunuz ve Çin'de yaptırdıkları zaman bu Çin'den Avrupa'ya bunun gelişi uçakla gelirse maliyetler çok yüksek. Efendim gemiyle gelmesi lazım. Gemiyle de geldiği zaman 2 ay yol sürüyor. Onun için bizim avantajımız çok fazla diye düşünüyorum. Bir de altyapımız çok kuvvetli. Türkiye'nin gerçekten tekstil sektöründe altyapısı çok kuvvetli. Anında uyum sağlayabiliriz. Bir de tabii bakın, ki burada bir know-how var, bilgi birikimi var. Know-how var, bilgi birikimi var, efendim makina parkuru var. Ben hatırlarım hanımefendi, bundan 20-25 sene evvel biz İtalya'da fuarlara giderdik, böyle bakardık. Bugün bunun tersi oldu. Artık tasarımcılarımız muhteşem. Yani şu anda Türkiye'de taklit ürün diye bir şey yoktur. Herkes kendi tasarımını yapıyor. Tasarım satabilecek duruma geldik. Artık tasarımımızı satmamız lazım. Fasonculuktan kurtulmamız lazım. En büyük mesele bu. Peki, ve başaracağımıza inanıyorum. Peki son birkaç dakika içerisinde şimdi Eylül sonu itibariyle aslında 4 ülkede mağaza açmayı düşünüyordunuz. Bu yıl için birkaç yeni yatırım da vardı ama bunları ötelediniz mi Mustafa Bey? Bunları mecburen Ekim, Kasım aylarına ötelemek zorunda kaldık. Biz ciddi bir atılım yapacaktık yurt dışında. Fakat tabii bu Covid-19 belası diyelim başımıza geldi. Bunu birkaç ay erteledik. Birkaç ay erteledik. Şimdi içerideki mağazalarımıza yoğunlaştık. Hemen cadde mağazalarımızı açtık. Girişlere dezenfekte koyduk. Kasan önlerine plexi koyduk. Efendim kabin temizliğini çok ciddi profesyonel yapıyoruz. Personelimiz eldivenlerle, maskelerle, kıyafetler 24 saat havalandırılıyor. Yani yeni bir düzene girdik. Şu anda tabii cadde mağazalarımızdan tam verim alamadık. Neden alamadık? Çünkü sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Tahmin ediyorum bayramdan sonra orada bir şey almaya başlayacağız. Ben çok ümitsiz değilim efendim. Yani moralimizi yüksek tutarsak aşarız bunları diye düşünüyorum. Tabii ki bir zarar göreceğiz. Bu seneki bilançolarımız tabii ki kar çıkmayacak. Ama ticarette bu normal değil midir efendim? Kar da var, zarar da var yani. Bu seneyi zararla kapatacağız, öyle gözüküyor. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey katıldığınız için. Hem sektöre dair hem de BİSE özelindeki gelişmeleri bize aktardığınız için. Umut ediyoruz ki Covid sonrasında tüm sektör için daha iyi bir ikinci yarı yıl olur. Kısa bir ara, aranın arkasından piyasa hattında TEB Araştırma Müdürü Erdem Kaylı bizimle olacak.
Havacılık tarafında ilk çeyrek rakamları, bilanço rakamları gelmeye başladı. Pegasus'un geçtiğimiz hafta beklentinin üzerinde 400 milyon TL'nin üzerinde bir zarar açıkladı. TAV tarafında yine beklentinden daha kötü bir bilanço rakamı geldi. Öte yandan Türk Hava Yolları'nda ilk çeyrek finansallarını bekliyoruz. Şimdi hepsini konuşacağız. SEB Araştırma Müdürü Erdem Kayrı olacak telefon attığımızda. Erdem, hoş geldin yayına. Neler söylersin TAV ve Pegasus'un ilk çeyrek kar rakamları için ve Türk Hava Yolları'ndan da beklentiniz nedir? Aslında Cuma günü açıklanması bekleniyordu ama henüz orada rakamlar da gelmemiş anlaşılan. Öncelikle iyi yayınlar. Öncelikle TAV'la başlayalım sıralamasıyla beraber. TAV'da rakamları gördüğümüz zaman tek seferlik ve giderlerden dolayı net zarar rakamı bizim beklentilerimizin üzerinde gelmişti. Bu Atatürk Havalimanı'nın vergi ödemesi ve temettü vergi ve temettü ödemesi ile ilgili tek seferlik giderlerdi. Operasyonel tarafa baktığımız zaman zayıf bir performans bekliyorduk. Buna paralel bir sonuç çıkmıştı birinci çeyrekte. O nedenle operasyonel tarafta bizi sürprize yönlendiren bir şey olmadı. Bilanço tarafına baktığımız zaman da TAV'ın Atatürk Havalimanı ile telafi ödemesi ile ilgili 193 milyon euroluk ilk kısmını aldığını gördük. Bu ise bu tarz zayıflayan bir operasyonda nakit gücünü koruma açısından destekleyici nitelikte olduğunu gördük. Biz bundan sonraki dönemde TAV'ın havacılık datası da havacılık datası hem Gürcistan'da önemli bir değer geliyor tabii ki TAV için. Havacılık faaliyetleri veya tarifeli uçakların yoluna girmeden tekrar momentumunu sağlamadan daha sakin bir operasyonel toparlanma göstermesini bekleriz. Bununla beraber şirketin sahip olduğu brüt nakit pozisyonu 30 ayın üzerinde hesaplayabildiğimiz kadarıyla 30 ayın üzerinde bu tarz bir borçlarından arındırılmış, hani sadece sabit maliyetleri göz önüne olarak 30 aya yakın bir yetecek brüt nakdi var diye görüyoruz. O nedenle böyle bir dikide riskini biz şu an için TAV'da çok görmüyoruz. Pegasus tarafına baktığımız zamansa Pegasus'ta rakamlarına görebildiğimiz, zaten yolcu aylık yolcu verilerinde de görebildiğimiz Ocak ve Şubat verileri çok iyiydi. Tüm havacılık verileri olduğu gibi, ancak Mart'ta itibariyle biliyorsunuz koronanın etkisini görmeye başladık ve %40'ın üzerinde yolcu kaybına oldu. Bu da birinci çeyrek itibariyle finansallarda bozulmaya neden oldu. Şimdi operasyonel tarafta 210 milyon TL'lik bir VAFÖK vardı. Bu bizim beklentimize paralel gerçekleşti. Yani operasyonel tarafta bizi tedirgin edecek veya beklentimizin haricinde gelen bir şey yoktu. Ancak net kar tarafındaki, net zarar tarafındaki bizim beklentimizin üzerinde gelen bir zarar vardı. Bu da türev enstrümanlarda jet yakıtı hedging maliyetleriyle ilgili bir tek seferlik yazılan bir giderdi. Biliyorsunuz Mayıs ve Nisan ve Mayıs aylarında şirket tarifeye sefer yapamıyor. Bu nedenle bu aylara ilişkin jet yakıtı giderlerini korumak için, fiyat riskini elimine etmek için sahip olduğu türev enstrümanlarla ilgili pozisyon kapanması oldu. Bununla ilgili tek seferlik gider yazdı. Bu bilançonun net zarar tarafındaki büyümeye neden oldu. Genel olarak operasyonel birim maliyetlere baktığımız zamansa koronanın etkisini görüyorduk. Gelir tablosunda her ne kadar birim gelirler iyi olsa da toplam yolcu sayısında %10'luk bir daralma bizim Pegasus'ta daha ılıman bir gelir yaratmasını gördük. Koronanın etkisinin de şirket sunumundan baktığımız datalarla yaklaşık 25 milyon euroluk bir sabit giderlerde daha fazla bir maliyet yüklediğini gördük. Biz ikinci çeyrekte açıkçası daha kötü bir finansal dönemini öngörüyoruz. Çünkü Nisan ayında tataları da görmüşsünüzdür. Hiçbir tarifeli uçuş olmadığı için neredeyse
hiçbir trafik olmadı. Mayıs ayında da bunun büyük ölçüde paralel olmasını bekliyoruz. Bu iki ayın da yüksek sezona girerken ki iki ayın da böyle kayıp olması ikinci çeyrek finansallarının zayıf olabileceğini işaret ediyor. Bizim genel itibariyle baktığımız zaman tabii toparlanma süreci bu iki çeyrekte de Türk Hava Yolları'nda daha finansallar açıklanmadı. Ancak biz orada da yaklaşık 2 milyara yakın bir zarar bekliyoruz. Onu da özetlemem gerekirse zayıf bir operasyonel performans var. Peki Pegasus'a yakın bir benzerlik göstermesini bekliyoruz. Çünkü Türk Hava Yolları'nda da Ocak ayı oldukça güçlüydü. Şubat ayında biraz ılım anlaşmıştı. Mart ayında da bildiğiniz gibi zayıf bir performans yolcu datası gelmişti. Bunun işaret ettiği bizim birinci çeyrek rakamlarının makul olacağını düşünüyoruz. 2 milyar zarar ve yakın bir birinci çeyrekte zarar tahminimiz var. Piyasa 1.5 bekliyor. Şimdi genel itibariyle biz 28 Mayıs itibariyle Türk Hava Yolları'nın yurt içi uçuşlarında yurt dışı uçuşlarıyla ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklanan bir plan vardı. Tekrar seferlerin başlamasıyla ilgili. Biz burada yurt içi seferleri tabii ki önemli. Şirketi operasyonlarına devam ettirmesi açısından sinyal olarak iyi bir sinyal olacaktır. Ancak bu operasyonların kalıcı olarak operasyonel karlılık yaratma konusunda iyileşmesi için biz uçuşların özellikle yurt dışı havacılık talebinin iyileştiği bir ortamı bekliyoruz. Görebildiğimiz kadarıyla uluslararası hava yolları şirketlerinde gerek Körfez bölgesine gerek Amerika'daki hava yolları şirketleri Ceviz'deki verimsiz geniş gövde uçakları çıkarıyorlar. Hani talebin hızlıca toparlanmayacağına bunlar işaret ediyor. Biz oradaki yurt dışı talep, havacılık talebindeki iyileşme olmadan biz biraz daha bekle gör modundayız ve risk getiri oranının risk getiri performansının çok cazip olmadığını düşünüyoruz. Erdem, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Nisan ayındaki Delta Meydan istatistiklerine göre %100'lük bir düşüş vardı yolcu sayılarında. Bugün borsada puan bazlı desteğe baktığımızda borsanın yükselişini tabii ki güçlü bir bilanço sonrası BİM'de yine puan bazlı en yüksek kazanım var. %3.7 yukarıda. Onun dışında havacılık hisseleri de bugün borsayı destekliyor. Onu da aktaralım. Şimdi kısa bir yer aranın arkasından grafik düellosunda sizinleyiz. Grafik Düellosu'yla karşınızdayız Gizem Uzuner'le beraber. Gizem, hoş geldin yayına. Önce istersen altın diyerek başlayalım hemen. Ben kendi grafiğimin başına geçeyim, sonrasında söz sana vereceğim. Şimdi biz bugün düelloda 3 tane konu işleyeceğiz. Bir tanesi altının önemi, yatırımcılar ne kadar tercih ediyor. İkincisi dünyadaki varlık fonlarının tercihleri ve son olarak da PPK'nın detayları, beklenti tarafında anket tamamlandı. Gizem aktaracak bize. Şimdi öncelikle yurt içi yatırımcılar için döviz ve altın talep ilişkisine bakalım beraber. Burada gördüğümüz sarı çizgi döviz sevdiyat hesaplarını gösteriyor. Beyaz çizgide gram altın fiyatlarını. Şimdi 2015'ten itibaren bakıldığında döviz tevdiat hesaplarındaki düşüşün yaşandığı dönem gram altın fiyatlarının yükseldiği döneme mi denk geliyor? Yani hane halkı tarafında döviz mi altın mı arasındaki ilişki aslında fiyatlarla mı ilişkili, buna bakıyoruz. Örneğin 2016'da DTH'ların hızlı çözüldüğü dönemde gram altın fiyatında çok büyük bir değişiklik olmazken dönüp 2018'in ikinci yarısına baktığımızda döviz tevdiat hesapları sarıyla gördüğümüz çizgi düşerken bu dönemde gram altın fiyatları çok hızlı bir şekilde zıplıyor ve 250 seviyesinin üzerine geliyor. İşte bunun bir benzerini biz şu an yine görüyoruz. Sarıyla gördüğümüz DTH'lar yine sınırlı bir şekilde aşağı gelirken gram altın fiyatlarının 390 TL'ye kadar yükseldiğini görüyoruz. Aslında gram altın fiyatları elbette kurun yükselişiyle de ilintili. Yani hem ons altına hem de dolar Türk lirasının nerede olduğuyla ilintili. Ve vatandaşın son birkaç yıldır aslında tercihleri de kurun çok yükseldiği yerlerde dövizden çıktı.
arttığı, gram altının yükseldiği dönemlerde ise yine dolarizasyonun bir miktar bize azaldığını söylüyor. Ama içeride dolar ve altın arasındaki yerli yatırımcı için ilişki acaba yurt dışı piyasalar için de geçerli mi Gizem? Aslında ezber bozan bir dönemde olduğumuzu söyleyebiliriz. Hani ben aslında şuna baktım. Bir korku, bir resesyon ya da işte olağanüstü bir durum varsa piyasalarda yatırımcılar nereyi tercih ediyor? Hangi bildiğimiz ezber bozuldu salgın döneminde ona bakmaya çalıştım. Ekrana getirdiğim tabloda beyaz çizgiyle gösterdiğim kısımda G4 ülkelerinin bilanço büyüklüğüyle merkez bankalarının bilanço büyüklüğünün milli hasılalarına oranı var. Diğer renkli olan kısımlar ise değişecek. Şöyle ki bununla ilgili 3 tane peş peşe grafik getireceğim ve bilinen gerçekliklerle acaba gerçekten gerçek oldu mu kısmını tartışmaya çalışacağız. Şöyle ki beyaz çizgiyle gösterdiğim kısım G4 ülkelerinin bilanço büyüklüğünün milli hasılaya oranı olduğunu söyledim. Bu bilanço büyüklüğünün ne kadar artış göstermesi demek, o kadar bol likiditeden bahsediyoruz demek. Peki bu likidite ortamında hisse senetleri bundan değer sağlayabilmiş mi, bir kazanım elde edebilmiş mi? Son geldiğimiz döneme bakacak olursak pembe çizgiyle gösterdiğim kısımda MSCI Tüm Dünya Endeksinin piyasa değeri var. Salgından bahsettiğimiz şu dönem içerisinde 2020 yılının başında özellikle Mart'a kadar geçen süreçte bütün ekonomilerin yavaş yavaş kapanmasıyla birlikte hisse senetlerinde sert satışlar oldu. Dolayısıyla biz buradaki bilanço büyümesinin, yani ekonomilerin bu noktada tekrar canlanabilmesi için Merkez Bankası'nın harcadığı eforu hisse senetlere çok da fazla yaramadığını gördük. Geçmişte de böyle mi olmuştu? Mesela dönelim 2008-2009 finansal krizine. Bu noktada da resesyondan kurtulmak için merkez bankaları yine bilançolarını büyütmeye başlamıştı ama yine dikkat etmek gerekirse o resesyon döneminde hisse senetleri yine büyük bir hasar almıştı. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz. Resesyon ya da bu gibi olağanüstü durumlarda her ne kadar piyasalar likiditeye boğulsa bile canlanan kısım hisse senetleri değil. Geçelim hemen buradan bir sonrakine bakalım. Peki altın mı? Güvenli varlık diyoruz ama altın bu noktada fayda sağlayabiliyor mu? Evet, şu an geldiğimiz nokta itibariyle 7 yılın en yüksek seviyesinden bahsediyoruz ama hemen geçelim bir sonraki grafiğimize bakalım. Peki resesyon döneminde de aynı şey söz konusu olmuş muydu? Dönüp bakacak olursak evet, altının biz nispeten bu noktada değer kazandığını söyleyebiliriz. Resesyona giriş itibariyle değil ama çıkış için harcanan efor sonucunda çıkışa doğru özellikle altın fiyatları evet rally yapmış. Şu anda da içinde bulunduğumuz durumda evet, merkez bankaları bilançolarını büyütmüş ve altına değer kazandırmış. Ama asıl fayda sağlayan kim olmuş diye bakacak olursak hemen 3. grafiğimi rica edeyim. Daha önceki dönemlerde resesyonda da bu noktada merkez bankaları para basarken bir sonraki grafiğimizde dolar endeksini göreceğiz. Bloomberg dolar endeksi 10 tane para birimi karşısında doların performansını ölçer ve o noktada resesyonda bile kriz Amerika'dan çıkmış olmasına rağmen yine de kazananın dolar olduğunu görmüşüz. Tıpkı şu an içerisinde bulunduğumuz dönem gibi, biz son dönemde yatay seyrettiği için o farkı şu an belki çok fazla anlayamıyoruz ama 2020'nin başından itibaren bakacak olursak salgın döneminde özellikle merkez bankaları bilançolarını büyütürken aslında en net faydayı sağlayan dolar olmuş gibi görünüyor altından ziyade Güzel. Peki burada kurumsal yatırımcılar neler yapıyor? Varlık fonları neler yapıyor? Gelin ona bakalım. Kurumsal yatırımcıların portföy dağılımıyla devam edeceğiz. Hisse, bono, döviz, emtia ve varlık dağılımı şeklinde gruplandırılmış. Şimdi bu aslında bir sütunlar bize şunu gösteriyor. İçi dolu olanlar hali hazırdaki sermaye akımlarının 20 günlük ortalamasının 5 yıllık ortalamaya göre nerede olduğunu, boş sütunlar ise mevcut portföyü gösteriyor. Şimdi burada aslında her ürün grubu için bir ayrışma var. Örneğin hisse tarafına baktığımızda gelişen gelişmiş ülkeleri olan hem EM hem de DM flow'larına bakıldığında aslında boş olan sütun, yani mevcut portföyde sermaye girişi bölü stok yüzde baktığımızda negatif tarafta olurken, ki negatif taraf bize defansif olduğunu, yukarısı ise risk arayışının devam ettiğini gösteriyor. Mevcut sermaye akımları daha iyimser tarafta. Yani aslında son dönemlerde hali hazırdaki portföyler underweight ağırlığı azaltı olsa da beklenti ve davranışlar biraz daha gelişen ve gelişmiş ülke hisse piyasaları için daha iyimser tarafta kalıyor gibi. High yield'lara baktığımızda, yani çok yüksek risk grubunda olanlara baktığımızda iki tarafta da şu an bir risk iştahı tekrar başlamış gibi. Bono olarak dönüp bakacak olursak bence burada en ilginç tablo, anlatmamız gereken Amerika'daki tahvillere olan talepler. 2 yıllıktan 10 yıllığa kadar olan vadelerde mevcut portföyde negatif tarafta olsalar da, yani bu ne demek? Faizlerin bir miktar belki yükseleceği, fiyatların aşağı yönde olacağı gibi bir algı olsa da aslında hali hazırdaki sermaye akımları, yani bu son 20 gündeki olan sermaye akımları bunun tekrar risk iştahının arttığı şeklinde yorumlanmış. Sadece ABD tahvilleri için değil, benzer bir tabloyu aslında yine yüksek getirili tahviller için de söyleyebiliyoruz.
yüksek risk grubundaki tahviller için. Geçelim döviz piyasasına. Buradaki döviz piyasasında da dolar, gelişen ülke döviz piyasası ve yine high yield FX flows diye ayırmışlar. Örneğin mesela high yield FX flows'un içerisinde Arjantin var, Arjantin gibi ülkeler var. Burada ise diğerlerinden farklı olarak sizin de dikkatinizi çekecek hem dolu hem boş sütunlar aşağı tarafta. Yani defansif tarafta yer aldığını görüyoruz. Yani şu an için ekstra bir ilgi yok. Dolayısıyla hem dolu sütunlar hem de mevcut portföy dağılımında sıfırın altındaki bölge daha çok, 50'nin altında endeksin bölge dikkat çekiyor. Emtia ve varlık dağılımı diye bitirelim aslında genel varlık dağılımını. Bir cash allocation, yani nakit talebi, bir de hisse tarafındaki diye bakmışlar. Oraları da defansif bölgeye koyarlarken emtia tarafında ise kurumsal yatırımcıların tek daha şu an risk iştahının arttığı yer ise commodity equity flows, yani bunun içerisinde ham madde üreten veya da metal ürün üreten şirketler bazındakilere bir talep var şeklinde yorumlanmış. Geçelim bir sonraki grafiğimize. Yine bu portföy dağılımları içerisinde son dönemlerde kurumsal yatırımcıların risk iştahı nasıl? Turuncu ile gördüğümüz davranışsal risk karnesi, yani bundan sonraki döneme dair eğilimi gösteriyor. Sarı olan ise hali hazırdaki cash'leri, yani portföyleri, nakit miktarları yüzde kaç şeklinde yorumlanmış. 2020 itibariyle nakit miktarında aslında kurumsal yatırımcıların risk iştahı artarken nakit stoğunda davranışsal risk karnesinin negatif tarafa evrildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu kurumsal yatırımcılar, ki içinde varlık fonları da var Gizem, salgın döneminde acaba hangi bölgesel tarafları tercih etmişler? Evet, ekonomik bilançoyu tam olarak bilemiyoruz şu aşamada. Bu biraz da tıpkı hafta sonu Paul'un söylediği gibi aşının bulunacağı zamanla da doğrudan doğruya ilişkili. Ama belli başlı şeyleri ölçebiliriz. Biz mesela şu an itibariyle ekonomilerin aldığı hasarın küresel kriz döneminde olduğu kadar sert olduğunu biliyoruz. Ya da krizden sonrasında sarf edilen bütün eforun sadece salgın sürecinde geri verildiğini de biliyoruz. Peki akım yapanlara, yani kurumsal yatırımcıların sermaye akımlarına baktığımızda benzer bir davranış görebiliyor muyuz diye bakacak olursak, sol taraftaki gösterdiğim panelde bölgeler itibariyle hisse senetlerine olan akımlar virüs başlangıcından itibaren görselleştirilmiş vaziyette. Sağ tarafta ise küresel finansal kriz döneminde yine bölgeler itibariyle sermaye akımları hisse senetlerine ne yöndeydi, hangi bölgeleri tercih etmişti diye iki tane görselimiz var. Bu noktada dikkat etmek gerekirse aslında biz gelişmiş ülkeler tarafında sermaye akımlarının aslında bir noktaya kadar güçlü seyrettiğini görmüşüz. Sonrasında bir miktar ivme kaybetmiş ama sert çıkışlardan aslında bahsetmemişiz salgın sürecinde. Bu noktada en fazla hasarı alan, bir giriş bir çıkış yaşayan aslında gelişen ülkeler olmuş. Bu davranış resesyon döneminde geçerli miydi, küresel finansal krizde mi böyleydi diye bakacak olursak, hayır aslında öyle değildi. Çünkü bu gösterdiğimiz görselde Temmuz 2008'den itibaren bütün varlık gruplarından sermaye çıkışı yaşandı. Bölgelere göre hisse senetlerinden çıkış yaşandı. Kasım 2008 sonrasında da yine tüm bölgeler itibariyle çıkış yaşandığını görmekteyiz. Dolayısıyla küresel finansal kriz döneminde sermaye akımları bölge ayırt etmemiş ama salgın döneminde yatırımcılar bölgeleri ayırt etmişler ve en fazla hasar da gelişen ülkelere vermişler. Bir de iki tane tercih göstereyim. Bir tanesi döngüsel olanlar, yani büyüme varsa şayet değeri artan hisseler, ya da defansif olanlar, yani büyüme olsa da olmasa da gıda gibi, ilaç gibi sektörlerde yönelim var mı, bunu gösteriyor bizlere. Bu salgın döneminde döngüsel hisselerde, yani büyüme varsa yine yönelim eğiminin artış olduğu kısmı gösteriyor. Salgında evet, bu noktada ekonomik büyümenin gerçekleştiği dönemlerde akımın olduğu yerlere giriş yaşanmış. Ama kriz dönemine bakacak olursak aslında görece büyümeye odaklanan sektörlerdeki girişler o kadar da kuvvetli değilmiş defansife göre. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum kısaca. Kriz dönemlerinde yatırımcılar her yerden çıkış yaşamışlar ve büyümeye odaklanmamışlar. Ama salgın dönemin farklı yatırımcılar bir farkı ayırt etmişler ve gelişmiş ülkelerde sonuna kadar kalmayı tercih etmişler aslında kısacası. Şimdi yönetmenimizden bir dakika daha rica edelim. Çünkü PPK'nın anketi tamamlandı, Gizem'in hazırladı. Onun playlisti ekrana gelsin. Gizem, istersen anketi bizle paylaş ve kapatalım programı. Hemen ekrandaki tablodan özetleyelim. Medyan Beklenti 17 kurumun katılımıyla oluşturduğumuz ankette politika faizinin 50 bas puanlık indirimle beraber 8.75 seviyesine
fiyatından 8.25'e indirileceği yönünde. Ankete katılan 17 kurumdan 13'ü 50 bas puanlık indirim bekliyor. Bu şekilde 2 kurum 75 bas puan indirim bekliyorum dedi. 1 kurum 100 bas puan indirimle beraber 8.75'teki politika faizinin 7.75'e indirilmesini bekliyorum derken, bir istisnamızda herhangi bir değişiklik beklemeyen bir kurum daha var. 8.75'te bulunan politika faizinin orada bırakılmasını bekliyor. Ama medyan dediğimiz gibi 50 bas puanlık indirimle bu hafta Perşembe günkü toplantıda 8.75 olan politika faizinin 8.25'e indirileceği yönünde. Gizem, çok teşekkürler. Eline sağlık. Grafik düello ve piyasa hattını kapatıyoruz. Hoşçakalın.